Bir kere bu dil Türkiye'yi daralttı. Bu dil Türkiye'yi aşağılattı. Dışarıda bizim yönümüz konusunda soru işaretleri bıraktı. İnsanların kafasını karıştırdı. İçeride 3 kişiyi mutlu olacak diye böyle sürekli insanları aşağılayan, sürekli tehdit dili. Ne oluyor? Hani ben bu görevde olduğum sürece İsrail'le iyi bir şey olmayacak diyordu. Demiyor muydu bu? Ne oldu? Görevde ama İsrail askerlerini yargısal af getirdiler. Rusya uçağını biz düşürdük diye bunlar şey yapmıyorlar mıydı? Yarış yapmıyorlar mıydı? Ne oldu? Şimdi Rusya'ya gidiyor, Şangay İşbirliği Örgütü'ne bizi al diye Putin'den ricacı oluyorlar. Bunun hiç bir önemi yok. Alternatif olarak AB'ye alternatif. Açık açık söylüyorum, bu boş laftır. Bu, keşke bu laflar sadece AKP'ye zarar verse. Keşke onlara zarar verse sadece. Ama herkese zarar veriyor. Bizim en büyük ticaretimiz Avrupa Birliği ile. Ya Türkiye bir darbe girişimi süreci yaşadı. Şu anda önceliğimiz bunlar mı olması gerekiyor? Normalleşme yapacaksınız, demokrasiyi tekrar rayına oturtacaksınız. Basını, medyayı, gazeteciler var içeride. Binlerce insan mağdur olmuş, onlarla ilgili bir şeyler yapacaksınız. Hı hı. Neymiş? Ben Avrupa Birliği olmasın, Avrupa Konseyi olmasın, Amerika olmasın, NATO olmasın. Niye içeride tek adam rejimini sağlam yapayım anlayış. Bütün yani hem inandırıcılık bu. Hem güven. Ben bu lafların diplomaside bu tür bir konuşmanın ne kadar haklı olursanız olun. Bakınız Avrupa Birliği'nin çifte standart uyguladığı rezil bir politika uyguladığını biz zaten biliyoruz. Avrupa Birliği öyle bir tabii kulüp haline gelmiş zaten. Ki marjinal, ırkçı, anti-Türk, İslamifobik bir sürü marjinal grup bugün o kararla çoğunluğa dönüştü. Niye? Çünkü siz malzeme veriyorsunuz. Hep malzeme veriyorsunuz. Evet. Sürekli üst perdeden konuşuyorsunuz. Şimdi Avrupa Birliği yardımından sınır pardon özür diliyorum. Sınırı açtı diyor ya hani ben sınırı açarım. Peki sınırı açtın. Ne yapacağız şimdi? Burada Suriyeliler var. Suriyelileri kamyonlara dolduracağız bütün dünyanın göz önünde. Ben Avrupa'yı cezalandırmak istiyorum. Sizi kamyonlara dolduruyorum. Kapı kuleden dışarı mı atacağız yani? Bunu mu yapacağız? Otobüslerle bir taraftan da diyoruz ki biz Suriyeli mültecilere biz bakıyoruz. Siz bakmıyorsunuz. Biz merhametliyiz. Siz merhametsizsiniz. Bunu mu diyeceğiz? Böyle şey olur mu ya? Türkiye'yi küçük duruma düşürüyorlar. Türkiye'yi dünyanın gözünde 5 paralık konuma düşürüyorlar. Hiçbir önemi yok bunun. Bunun ne önemi var? İsrail'e söylediği sözün ne önemi vardı ki bunun ne önemi olsun?